Şimdi ne oluyor, ne bitiyor bunu öğreneceğiz. Her ne kadar Beyaz Saray bu dedikoduları yalanladı ama orada yaşananları yerinden öğreneceğiz. Akşam gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay bizimle birlikte. Yavuz merhaba. Teşekkürler Serkan Bayami, yayınlar diliyorum. Şimdi gün içerisinde orada da yaşandı mı bu durum bilmiyorum ama Türkiye'de bir anda sosyal medyada o kadar çok konuşuldu ki bu konu. Yani dedikoduların artık üzerine çıkan bir durum oldu. Kimse ne olduğunu bilmiyordu. Beyaz Saray'dan bir yalanlama geldiğini söyledik ama tabii ki altında başka bir sebepler de olabilir. Bunu da açıklayacak değiller belki ama Yavuz Atalay gerçekten ne oluyor, ne bitiyor orada? Ne oldu gün içerisinde? Aslında gerçekten ne olduğunu gazeteci de olsak bizim de bilme şansımız olamayabiliyor. Şu ana kadar elde ettiğimiz bir bilgi yok. Ancak yani Beyaz Saray'ın içerisinde bazı söylentilerin dolaştığını söyleyebiliriz. Bunlardan ilki Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırı yapacağı hususu. Bu konuyla ilgili güçlü dedikodular var ama benim kendi elde ettiğim en güçlü bilgi Mike Pence'in New Hampshire eyaletinden bir tehdit aldı. Yani güvenliğinin o bölgede sağlanamayacak durumda olması nedeni de New Hampshire eyaletini iptal etti şeklinde güçlü bir duyum aldım. Bunu söyleyebilirim. Onun dışında da dediğim gibi İran'la ilgili bazı dedikodular var. Yani İran'a saldırı yapılacağı konusunda. Bir tık ötesinde konuyu Rusya'nın denizaltısına bağlayanlar oldu. Bununla ilişkili bazı kuranlar oldu. Yani Rusya'nın denizaltısından nükleer sızıntı var ve bununla ilgili dünya liderleri veya dünyanın önünde gelen isimler toplanıyor denildi. Bu üç ihtimal etrafında herkes dolaşıyor ama bu bahsettiğim New Hampshire'dan gelen güvenliğini sağlayamayacağız. Orada artan tehditlerin olması. Peki Yavuz Atalay, şimdi zaten eğer Amerika, örnek veriyorum, saydığın bu üç sebepten en önemli, yani en gerçekçisi, işte İran'a yönelik bir saldırıyla ilgili olarak belki de en ağırlık kazanan o. Zaten böyle bir durum olursa bundan dolayı böyle yaptık denmez. Peki senin öngörün, yani mesela birkaç saat içerisinde böyle bir anda bir operasyon gibi bir şey, bir saldırı, bir şey olabilir mi? Ne diyorsunuz? Yani veya oradaki gazeteciler ne düşünüyor? Yani şöyle, Trump'ın olduğu bir Beyaz Saray'da her şeyin mümkün olabileceğini cebinizde tutalım. Yani Trump evet bir iki saat sonra İran'a saldırabilir. Çok büyük bir şekilde İran'a zarar verebilir. Bunun olma ihtimali %50-%50. Yani nasıl söyleyebilirim? Trump'ın olduğu bir Beyaz Saray'da tekrar cümlemi tekrar edeceğim. Her şeyin olma ihtimali var. Daha çok Beyaz Saray'daki isimler, gazeteci olarak söylüyorum. Yani Beyaz Saray'daki gazeteciler olarak söyleyeyim. Daha çok İran'a saldırı, İran'a operasyon hususu üzerinde duruyorlar. Bunu söyleyebilirim. Ama enteresan da bir gözlemimi aktarayım. Biz Mike Pence'in programını iptal ettiğini öğrendiğimiz anda Beyaz Saray'a gittik. Beyaz Saray'da gazeteci yoktu neredeyse. Beyaz Saray'da her şey çok normal görünüyordu. Hatta Oval Ofis'e turlar vardı. Oval Ofis'e bir sürü kişi girip çıkıyordu. Arka tarafta yönetim binasında hiçbir hareketlilik yoktu. Yani bunu Anladım. Da ayrı bir yerde tutmak lazım. Belki de normal bir program iptali de olabilir. Anladım. Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Peki. Yavuz Atalay, şimdilik çok teşekkür ederiz ama yine ilerleyen saatlerde bu konuyla ilgili bir gelişme olursa senden bilgileri an be an almaya çalışacağız. Çok çok